Demin görmüştüm. SCP-303 kapıcı. SCP animasyonu. Ve bakalım buna. Olur. Aa, Türkçe altyazı var hem de. Süper. Neymiş bakalım. Çok uzun. Yarım saatlik video ya. Hızlandır Neo çok boş yapıyorlar. Yani öyle izleyebiliriz. Bilmiyorum. Bakalım neymiş SCP-303. Merhaba, ben Dedektif Void ve bugün size SCP-303'ten bahsedeceğim. Bu nesne Öklid sınıfına aittir ve kapıcı olarak bilinir. Gerçi ne kadar insana benziyor bilemiyorum. Kendiniz görün. Nesne ile karşılaşanlara göre yaratık kırmızımsı kahverengi tenli, cılız, çıplak bir insansıyı andırıyor. Ne cinsel özelliği vardır ne de yüzü. Ama cinsel organı da yok zaten. Cismin kafasının ön tarafında insan dişi... İyi ki de yok, ban yemeyelim değil Aydan. ...dişleriyle kocaman bir ağız var. SCP-303'ün yüksek sesle ıslık çaldığını ve sesin neredeyse her kapıdan duyulabileceğini biliyoruz. Nesnenin başka sesler çıkardığına veya daha fazla sözlü iletişim kurmaya çalıştığına dair bir rapor yok. Nesne takma adını kapalı kapılar, geçitler, kapaklar ve diğer ayırma bariyerlerinin arkasında aniden belirmesinden aldı. Kapının diğer tarafında da bir ussal gözlemci bulundu. Dostlar, bir şey soracağım bu arada. Hani belki bilmiyorsunuzdur diye soruyorum. Bu SCP'nin hikayesi tam olarak nedir? Yani bu ilk SCP videosunu çıkaran kişi kim veya bir gerçeği yansıtıyor mu? Bizim Türklerden çıkmadığını biliyorum. Bu arada Metin abim kanaldaki 20 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Abi çok çok teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. Hoş geldin Ayrıyeten yayına. Hadi yine iyisiniz 20 kişi. Umarım bu 20 kişi daha önce de abonelik alan 20 kişi değildir. 1 milyon kere söyledim, yine söylüyorum. Abonelik aldıysanız eğer... Metin abi böyle veya başka dostlarımız hediye ettiğinde almayın. Bu kadar aç gözlü olmayın. Bizim bir takipçi vardı eskiden. Adam her yayında böyle Metin abi abonelik verecek diye bekliyordu. 12 ay boyunca abone oldu. Bedava aboneliklerden. 12 ay boyunca. Herife en sonunda banlamak zorunda kaldık ya. Şaka, banlamadık bu arada da. 12 ay ya. Yaratık doğrudan bir göz temasına izin vermiyor ve SCP-303'ün cisimleşmesine tanık olanlar vücudunun %10'undan fazlasını görmedi. Bununla birlikte her biri görünüşünü ve nesnenin içinde bulunduğu durumu doğru bir şekilde tanımladı. Evet. İnsansı cam veya yarı saydam kapıların arkasında belirirse yine de... Neo, SCP'nin olayı dünyada paranormal ve insanlara zarar verebilecek şeyleri izole edip insanlıktan uzak tutmak. Ha, SCP Vakfı aynı adlı internet... tabanlı işbirlikçi yazma projesi tarafından belgelenen kurgusal bir vakıf. He. SCP Vakfı garip yaratıkları insanlardan uzaklaştıran bir konum. Bayağı güzel bir hikayesi varmış. Çok iyi. De vücudunu gizler. Üçüncü ayı bedavaya aldım Neo. İyi bok yedin. SCP-303 gizli kalması için kalın bir sis oluşturabilir veya camın bir kısmını buzla kaplayabilir. Aynı anda başka biri diğer taraftan odaya girmeye çalışırsa insansı... Peki kaçmayı başaran SCP'ler var mı? Hani SCP kötü yaratıkları insanlardan uzaklaştıran bir vakıf ya, bir kurum ya. Peki buralardan kaçmayı başaran SCP var mı? Görünmeden önce kayboluyor. Var mı? SCP-303'ün arkasında olduğu bir kapıyı açmak imkansızdır. Bunu yapan bir kişi nesnenin hırıltısını duyduğunda hemen korkudan felç olur. Korku durumu insansı kaybolana kadar devam eder. İnsansı varlığın huzurunda insanların duyguları fobik durumlara benzer. Örneğin genetik olarak belirlenmiş örümcek veya yılan korkumuz gibi. Ancak vakıf bilim insanları SCP-303'ün gözlemcilerini kasten korkuttuğuna dair bir kanıt bulamadı. Bu nesne vakıfta heyecana neden oldu çünkü bölgelerden birinde kendi başına ortaya çıktı. Kapıcı ilk olarak 1 Mart 2010'da vakıf bölgesinde... Bir şey soracağım. Bilmediğim için tekrardan sormak durumundayım. Kusura bakmayın bunun için. Mesela SCP-303 diyor ya. SCP-900 de var mesela. Gerçekten her SCP'nin ayrı ayrı hikayesi var mı? Yoksa bu sadece 303 temsili bir şey mi? 303 tane yok mu yoksa? Veya 900 tane yok mu? Yoksa 1, 2, 3'ten böyle 900'e kadar gidiyor mu gerçekten? Varsa çok iyi bu arada ya. Bayağı bir hikaye çıkarmışlar o zaman. Evet, cidden var. Ha. Bu hikayeleri kim yazıyor peki? Neo, Efe Aydal'ın da SCP ile ilgili videoları da var. Onları izlemiştik ya birkaç tanesini. 10.000'den fazla SCP var Neo. Şaka yapıyorsun. Vay anasını. 10.000 tane hikaye uydurmuşlar o zaman. ...de görüldü. Çalışan... Hatta 4 tane SCP-001 var.
Vay be. Her bölgeye başka bir nesne. Yani numaraları rastgele koymuyorlar o zaman. Anladığım kadarıyla doğru mu? Nesneyle getirildiğini varsaydılar bu yüzden dönüp muhafaza edilen tüm nesneleri doğrulamaları gerekti. SCP 303'ün ilk ortaya çıkışından sonra nesne birkaç kez daha görüldü ve bildirildiğine göre depolardan birinde sığınak kurdu. Tüm bölge daha sonra nesnenin muhafaza alanı kabul edildi. Kapıcıyı tecrit etmek hala mümkün olmadığından vakıf kalan tüm mahkumları birer birer B bölgesine tahliye etti. 4 Haziran 2010'dan önce muhafaza hücrelerine yerleştirilen tüm nesneler yer değiştirdi. Varlığın diğer nesnelerle birlikte B bölgesine taşınması durumunda ek bir yer değiştirme planı da geliştirildi. SCP-303'ün muhafaza alanındaki tüm odalar birbirinden yaklaşık 10 metre uzaklıkta en az... Peki son soru soracağım. Video çok güzel bu arada, çok akıcı. Ben de istersem kafamdan bir SCP hikayesi uydurup bunu yayınlayabilir miyim? Yani illa başkasının yazdığı hikayeyi seslendirmek zorunda değilim, değil mi? Bir chatte birkaç arkadaşın yazdığına göre herkes yazıyormuş kafasına göre. Yani ben de yazabilirim, değil mi? Ben bu arada gerçekten çok iyi hikaye yazarım. Şaka yapmıyorum. İsterseniz böyle bir şey yapabiliriz. Hatta şey yapalım mı? Discord'da mesela toplanalım böyle 5-10 kişi bu SCP'ye merakı olan arkadaşlarla. Kafamıza göre hikaye yazalım. Ondan sonra en güzel hikayeleri böyle birleştirip hepsini bir video haline getirebiliriz. Bence gayet güzel olabilir. SCP bal yiyin. Buldum. Bal yiyen bir SCP canavarı yaratayım mı? Balo olan düşkünlüğüyle bilinen SCP, ne bileyim işte, atıyorum 12.470. Aa, neden olmasın? Çay içen bir SCP canavarı. Çay canavarı. İnsanların kafasına çay fırlatarak çay için diyor. İnanılmaz fikir. En az iki girişi Bunu düşüneceğim. olacak şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca çalışanlar birbirleriyle telsiz veya interkom aracılığıyla Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam günde 5 kavanoz bal yiyen SCP. anında iletişim kurabildi. Bu Tamam. şekilde SCP-303'ü duyan herkes bunu bildirebilir ve yardım yolda olurdu. Bu önlemler vakıf doktorlarından birinin nesnenin elinde ölmesinden sonra uygulamaya konuldu. Varlık bilim insanının o sırada bulunduğu bir depoya giden ikinci kattaki basınç odasında cisimleşti. Nesne doktor dehidrasyondan ölene kadar orada kaldı. Korkudan kapıyı açamadı ve diğer çalışanlar da aynı nedenle içeri giremedi. Uzmanın cesedi 5 gün sonraya kadar da bulunamadı. Kurallara göre çalışanların bölge boyunca eşit olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Böylece tehlike ortaya çıkarsa hızlı şekilde kurtarmaya gelebilirler. Nesneyle karşılaşanlar zorunlu psikolojik muayeneye tabi tutuluyor. Bazı mekanik cihazların yanı sıra elektronik cihazların SCP-303 çevresinde çalışmayı geçici olarak durdurduğunu biliyoruz. Bu onu kameraya çekmenizi veya nesneyle görsel temas kurmak için başka yöntemler kullanmanızı engelliyor. İnanın bana, vakıf bunu hem mümkün hem de imkansız birkaç yöntemle yapmaya çalıştı. Nesnenin ilk keşfedildiği yerde D sınıfı çalışanlarla gerçekleştirilen bir dizi deney hakkında bilgi edinebildim. Deneyler için 4 vakıf görevlisi ve 4 D sınıfı çalışandan oluşan bir ekip oluşturuldu. İsimleri verilmeyen bir doktor ve araştırmacının yönlendirmesiyle hareket ettiler. İlk deneyde çalışan D303-1 nesnenin arkasında olduğu bir kapıyı açmaya zorlandı. Bunu başka bir muhtemelen ölümcül SCP nesnesine nakletmekle tehdit edildi. Ancak çalışan aşırı bir korkuyla kapıyı açmayı reddetti. Adam ölümle tehdit edildiğinde bile SCP-303'ün kendine zarar vereceğini iddia ederek kapıyı açmadı. Ben de ölmeyi tercih ederdim böyle bir canavar olsaydı ya. D sınıfı En azından hızlı bir şekilde mermiyle ölürdüm, bir canavar tarafından değil. tam sözleriyle ilgili ayrıntılar gizli durumda. Bunun ölümden daha kötü bir kader olduğu varsa... Bak mesela şu an chatte inanılmaz fikirler yazıyor bazı arkadaşlarımız. Beleş baklava hırsızı SCP. RT'nin çay stoğunu bir günde bitiren çay SCP'si. İnsanlara bal kusarak öldüren canavar. Süper fikir kanka, süper fikir. Yapacağım bunu. Yapacağım. sayılabilir. Ajanlar tehditlerini çalışanı ortadan kaldırarak gerçekleştirdi. Bir İnanılmaz sonraki fikir. deneyde çalışan D303-2'de aynı koşullar yeniden. Vergi alan SCP, ülkücü SCP. Yaratıldı. Önceki katılımcının elenmesi sırasında orada olmasına rağmen kapıyı açmayı reddetti. Kadın ayrıca Ya oğlum yazmayın şöyle şeyler, bak. Şu an video izliyoruz ya. Telefonunu çıkart diyen SCP. Avrupa bizi kıskanıyor diyen SCP. Can Esen'in kendine korkunç bir şey yapacağı konusunda ısrar etti.
Deney notları araştırmacı grubunun kadının söyledikleri karşısında şoke olduğunu belirtiyor. Deneyler burada bitmedi. Vakıf çalışanları başka bir D sınıfı çalışanına bıçak vererek D303-2 çalışanına kapıyı açana kadar işkence yapmasını söyledi. 2 saat sonra kadın kan kaybından ölmüştü ama kapıyı hiç açmadı. Kapıcının insan... Artık şu sıçtığımın kapısını açar mısınız ya? ...davranışlarını incelemeye ve anlamaya çalıştığını varsayıyorum. Çeşitli yerlerde, çeşitli faaliyetlerde bulunan vakıf çalışanlarını buldu. Örneğin ajanlardan biri SCP-303'ün duşta onu gözetlediğini bildirdi. Kadın, cismin karakteristik hırıltısını duyduğunda yerleşim bölgesinde duş alıyormuş. Şaşkınlıkla duş perdesine çarpmış ve perde nesnenin... Feminist SCP. Bir saniye, bunu hemen telefonuma kaydetmem gerekiyor. SCP videoları yap. Aklıma inanılmaz video konuları geldi. Bayılacaksınız dostlar. Bir sürü SCP yapacağız. Kendi SCP'mizi oluşturacağız. SCP diye de okunuyor olabilir, bilmiyorum. Adam SCP diyor. Efe Aydal SCP diyordu. ...silüetinin ana hatlarını çizerek yana düşmüş. Nesnenin ondan yarım metre mesafede durduğu ortaya çıktı. Ajan 3 saat sonra hırıltı durana kadar ağlayarak köşede kıvrandı. Başka bir ajan, ikinci kattaki dinlenme odasındaki dolapta SCP-303'e rastladı. Adam kendine bir fincan kahve yaptı ve bir paket krem almak istedi ama büyük bir korkuya kapıldığı için dolabın kapağını açamadı. Çalışan gerçekte görememesine rağmen varlığın cenin pozisyonunda rafta oturduğunu iddia etti. Daha sonra dolaptan bir paket kremanın kaybolduğu keşfedildi. Bu, kapıcının diğer insanların eşyasına el koymasının ilk örneğiydi. Nisan 2010 itibariyle SCP-303 kendini ikinci kattaki depolardan birine koydu. O zamandan beri kimsenin inine girmesine izin vermiyor. Ve görünüşe göre nesne orada tehlikeli şeyler yapıyor. İnsansının ayrıca bir benzin jeneratörü, bir kriyo kutusu, cerrahi aletler ve iki ölü D sınıfı çalışan cesedi çaldığını biliyoruz. Bunun dışında büyük miktarlarda triptofan, fenilalanin ve tirozin de dahil olmak üzere birçok kimyasal nesne kayboldu. Ne yapıyor ki bunları? Bugüne kadar vakıf çalışanları nesnenin tüm bunları neden topladığını hala bilmiyor. En bariz seçenek bana epey ürkütücü geliyor. Bu kimyasalların tümü dünyadaki tüm canlı organizmalar için protein sentezinde yer alan aromatik amino asitlerdir. Triptofan, organik bileşiklerin ve hidrofobik etkileşimlerin yapılandırılmasına yardımcı olur. Fenilalanin, fonksiyonel merkezlerin temel bir bileşenidir ve protein oluşumu için önemlidir. Tirozin, enzim aktivitesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Karışıma iki insan cesedi ve cerrahi alet eklerseniz ne olur? SCP-303'ün ya insan vücudunu inceleyip protein yapılarını yeniden oluşturacağı ya da cesetleri yeni protein yapıları oluşturmak için kullanacağı öngörülüyor. Ancak ikinci durumda evet, cerrahi bir set gerekli. Bu kadar yetenekliyse bence... Bilim insanı olabilir ya. Sıradan bir bıçak yeterli olur. Einstein SCP yaşamın miydi? Köklerine elverişli bir ortam sağlayan ilksel çorbayı pişirmesi olası değildir. Ama en azından kahve yapabilir çünkü kreması var. Öte yandan bu besin takviyesi tamam, doğal SCP süt ya da bitkisel ya, yağlar, proteinler ve vitaminlerden oluşur. Açıkçası evet, SCP-303 yaşayan bir şey yaratmaya veya bir insan vücudunu ihtiyaçlarına göre uyarlamaya çalışıyor. Çok uzun zaman önce nesnel gerçek... Ya da insan olmaya çalışıyor. Gerçeklik diye bir şeyin olmadığını kanıtlayan ilginç bir bilimsel makale okudum. Görünür makrokozmosta bir olay meydana gelirse, olayla ilgili bilgiler farklı gözlemciler tarafından aynı şekilde algılanacaktır. Ancak kuantum dünyasında iki kişi aynı süreci gözlemleyebilir, farklı bilgiler alabilir ve her ikisi de doğru olur. Ayrıntılara girmeyeceğiz çünkü günün sonunda kuantum mekaniği konusunda uzman değilim. Ama pratikte tüm SCP nesnelerinin bilimlere ve bizim dünya... Suriyeli SCP. Bir şey söyleyeyim mi? Videonun içine sıçtınız bu arada. Videoyu sizin yüzünüzden doğru dürüst izleyemedik bile. Yani yorumları okurken gülme krizine giriyorum. Videoya odaklanamıyorum. Yapmayın yeter. Bu arada bu hikayeleri yazarken sizlerden de yardım alacağım. Bir diğeri de hatta bununla alakalı ekstra bir Discord bile kurabiliriz. SCP hikayeleri yazan sizlerle alakalı. Böyle kafanıza göre mesela işte Suriyeli SCP ne bileyim işte... Başka bir SCP, artık aklınıza ne geliyorsa hikayeleri yazıp bana gönderebilirsiniz. Belki bunlarla alakalı video bile yapabiliriz sizden gelen SCP'ler diye. ...yamızdan çok daha karmaşık olan paranormal faaliyetlere bağlı olduğunu biliyorum. Bu nedenle SCP-303'ün eterik, biyoplazmik veya çok boyutlu bir varlık olduğunu varsayıyorum. Muhtemelen bir kişiyi veya kalıntılarını inceleyerek... Yok, Instagram'dan değil ya, mail kurarız bununla alakalı. ...yaratık olduğu için insanla karşılaştırılabilir bir duyu ekstra organı yoktur. Discord. Ama elektrik prizi gibi bir enerji kaynağı olsa bile bir şekilde bir şeyle beslenmesi gerekiyor. Bu nedenle insan vücuduyla ilgili bilgileri alan canlı, anlayamadığı işitsel ve görsel organları görmezden gelmiyor.
vermiştir. Nesne yalnızca kendi için gerçekten önemli olanı bırakmıştı. Yiyecek almanın bir yolu yani ağız. Benzer şekilde SCP-303 tüm vücudunu kulaklar ve gözlerle kaplayabilir. Çünkü doğal haliyle etrafındaki boşluğu deyim yerinde ise tüm varlığıyla hisseder. Bu... Yani bu SCP götünde gözün mü var tabirini bayağı bir açıklıyor. Bu aynı zamanda... Evet, götümde gözüm var. ...manda yaratığın neden ses çıkarabildiğini ancak konuşamadığını da açıklıyor. Muhtemelen insan vücudunun yapısını eksik bir şekilde kopyaladı. Nesnede ses telleri veya konuşma vasıtalarının diğer bileşenleri olmayabilir. Çalışanların yaratığı görmeden tanımlamaları onun eterik doğasına da işaret ediyor. Durum buysa oğlum, bu nesne kuantum... Biri boynuma üflüyor sanki. ...dünyasının kurallarına göre var oluyor. Öyle bir durumda SCP-303'ün cisimleşme kabiliyetini, görülme konusundaki isteksizliğini ve hatta aşıladığı aşırı korkuyu sadece bir teori açıklayabilir. Gözetim etkisi. Temel olarak gözlemci, kuantum sisteminin belirli bir durumunu belirleyen kişidir. Gözlemci olmadan nesnel olarak kuantum sistemi tüm olası durumlarında aynı anda var olur. Bu nedenle SCP-303 yalnızca zeki bir gözlemcinin bulunduğu kapıların arkasında görünür. İnsansı kuantum dünyasında var olduğundan aynı anda her yerdedir. Bayağı uzay zamanının herhangi bir noktasında cisimleşmek bizim için nefes almak ne kadar basittir. Görünümünün görselleri kontrol edemez. Biraz uzatmışlar ya. Çünkü bunlar bilinçaltı düzeydedir ve evrim tarafından belirlenir. Öyleyse soru şu. SCP-303 ininde ne yapıyor ve bunu neden yapıyor? Bununla ilgili... Sadece eğlenmek istiyor bence. Herhangi bir fikriniz varsa... Çok güçlü olduğu için de çok da zorlanmıyor. Lütfen bunları aşağı... İnsanlardan nefret ediyor. Hepimizin ağzına sıçmak istiyor. Bunları da paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kapıcının yeni bir SCP nesnesi oluşturacağına ve sizinle paylaşacak bir şeyim olacağına eminim. Çok güzel video. Ben çok beğendim ya videoyu. Aşırı şekilde akıcı ve güzel olmuş. Baya baya güzel. Ben beğendim. +1. Yeah.